Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Öncelikle bu vesileyle Afrin harekatını başarıyla tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun. Çünkü Afrin harekatı uluslararası sözleşmelerden doğan Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı temelinde yapılmış bir harekattır. Hiçbir şekilde kimse bunu başka bir noktaya çekmesin. Türkiye oradan ciddi bir terör tehdidi altındaydı Türkiye ve bizim beka mücadelemiz kapsamında Türkiye oraya karşı bir hareket yapmıştır. Bu hareket meşru bir harekettir. Doğru, haklı bir harekettir. Ayrıca şimdi sonuçlarını görmeye başlıyoruz. Bu hareket sonrasında Afrin terörden temizlendikten sonra Afrinliler vatanlarına kavuşacaktır. Bu da bu harekatın diğer bir amacıydı. Tabii konunun hiçbir şekilde siyaset malzemesi yapılmasının doğru olmadığını biz de buradan ifade etmek isteriz. Afrin harekatı bu kadar uzun sürdüyse bunu hep söylüyoruz. Sivil hassasiyeti nedeniyledir Türkiye'nin. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri son derece hassas bir şekilde sivillere zarar gelmemesi açısından son derece hassas davranmıştır. Ve hiçbir sivil kaybı oluşmadan bu harekat tamamlanmıştır. Bu grup önerisinde bahsedildiği şekilde Afrin asla bir barış adası olmamış, bir terör yuvasıdır. İç savaştan kaçan on binlerce Suriyeli değil, on binlerce terörist Afrin'e gitmiştir. Biz bunları Afrin'de gördük. Dolayısıyla gittikleri yerde de yaptıkları ilk iş tapu ve nüfus kayıtlarını yakmak olduğunu da bilmeyen herhalde yoktur. Oradan kaçan insanlar da Türkiye'ye sığınmışlardır. Yani burası bir barış adası olsaydı oradan insanlar kaçmazlardı. Orada tutulanlar da zorla canlı kalkan yapılmak için orada tutulmuşlardır. PKK-YPG'nin çocuk savaşçıları nasıl kullandığını, çocukları nasıl bu terörist faaliyetlerinde kullandığı Birleşmiş Milletler'in, Uluslararası Af Örgütü'nün ve İnsan Hakları Komisyonu'nun raporlarına zaten yansımıştır. Vaktim sınırlı olduğu için bunların üzerine bunları söylemeyeceğim. Dolayısıyla Türkiye iyi insan haklarına aykırı davranmakla suçlayanlar Türk milletinin bağrına bastığı milyonlarca Suriyeli ne diyeceklerdir? Kentin hasar görmemesi için teröristler güya kenti terk etmişlerdir. Halbuki 58 gün mücadele ediyorsun. Artık Türk milletinin ve Türk ordusunun kararlılığı karşısında kaçıp gitmişlerdir. Bunu da böyle tespit etmek lazım. Diğer bir şey, siz orada PKK YPG bayrağından rahatsız olmayacaksınız. O bayraklar orada asılıyken buranın efendim bir devlet olduğunu unutacaksınız. Türk bayrağından rahatsız olacaksınız. Böyle bir şey olmaz. Bu PKK ağzı arkadaşlar. Bunu kim söylerse söylesin bu PKK ağzıdır. Bunu çok net bir şekilde görmek lazım. Ayrıca diğer bir husus, Türk ordusu hiçbir şekilde orada yağmalamaya katılmamıştır. Yağmalama içerisinde bulunmamıştır. Basına yansıyan birkaç tane yağmalama örneği Özgür Suriye ordusu açısından vardır. Bunu daha doğru olup olmadığı bilinmemektedir. Bunların bakılıp test edilmesi... Tamamlayın lütfen sizden. ...değil. Doğru olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Çünkü bizim orada denetimimiz devam ediyor. Velev ki doğru olsun, bir iki tane münferit olaydan dolayı böyle bir zaferi, böyle bir mücadeleyi gölgelemek, bunu itibarsızlaştırmak hiçbir şekilde iyi niyetle bağdaşmaz. Dolayısıyla nereden bakarsak bakalım, bir de Afrin meselesinde, Afrin harekatı arkadaşlar hiçbir şekilde Kürtlere karşı falan değildir. Afrin harekatı teröristlere karşıdır. Yani teröristlere karşı bu harekatın yapılmasından rahatsız olanlar varsa onlara diyecek bir şeyim yoktur. Özgür Suriye ordusu içerisinde de Kürtlerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu harekat doğru bir harekattır. Bu harekat hiçbir şekilde uluslararası alanda bizim elimizi zayıflatacak bir hareket değildir. Türk düşmanları elbette ne kadar doğru yaparsak yapalım Türk düşmanları rahatsız olacaktır. Türk düşmanlarının safında yer almamak gerekir diye düşünüyorum. Genel kurulu saygıyla selamlarım. Teşekkür ediyorum Sayın Usta.